Muğla'da Fethullahçı terör örgütünün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3 firari, 43'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşmasının 2. oturumu başladı. Duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Sanıklar ve yakınları ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşma başladı. Duruşmaya şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat ve annesi Güzel Eker de katıldı. Baba Eker duruşma salonuna girişte gazetecilere yaptığı açıklamada mahkemenin en doğru kararı vereceğine inandıklarını vurguladı. Şu anda mahkeme iyiye gidiyor. Bunlar netçelenecek. Şu anda ifadelerini sağ olsun hakim vereceksiniz dedi. Gün istiyorlardı, zaman istiyorlardı. O zamanı da sonunda kabul etmedi. Önce kabul etti ama sonunda baktı ki çok uzatmaya gidiyorlar. O olay da kapandı. Bitecek inşallah mahkeme. Bu yani bir 15-20 gün içerisinde bu ayın sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor. Artık onun cezalarını alacaklar. Başka hiç kurtuluşları yok. Anne Eker ise oğlumu öldürenleri görünce sinirlerim bozuluyor. Tüm şehit anneleri olarak onların idamını istiyoruz dedi. Edemiyorum. Onları Allah'a havale ediyorum. Ve onların idamını istiyorum çocuğum. Bütün şehit anneleri de benim gibi istiyor. Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün suikastiminden biri firari 37 asker için en az 6'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Cumhuriyet Savcımız esasa ilişkin mütalasını sunmuştu. Bilahare biz esasa ilişkin iddialarımızı ve beyanlarımızı sunduk. Mahkeme karşı tarafa, daha doğrusu sanık tarafına savunma için süre verdi. Bu süre çerçevesinde de bugünü duruşma günü olarak tayin etmişti. Bu çerçevede de bugün bazı sanıklar savunmalarını sundu. Ama bazı sanık ve sanık müdafileri mahkemeden sürenin yeterli olmadığına ilişkin talepte bulundular. Mahkemenin uzatılmasına dönük bir çabanın olduğunu görüyoruz. Aslında Türkiye'de herkes yargılamaların geç işlemesinden şikayet ediyor. Ne acıdır ki bugün yargılamanın hızlı, etkin ve adil bir şekilde tecelli etmesinden rahatsız olan bir grupla karşı karşıyayız. Yargılamanın adil bir şekilde tecellisinin engellenmesini ancak suçlular ister. Kendinden emin olanlar, masumlar, yargılamanın bir an önce bitip aklanıp toplumun içerisinde aklanmış bir vatandaş olarak gezmeyi, dolaşmayı isterler. Ama gördüğünüz gibi siz de basın olarak takip ediyorsunuz. Yargılamanın gecikmesi için adeta ellerinden gelen her türlü çabayı gösteriyorlar. Biz buna suçluların telaşı olarak bakıyoruz.